Kahramanmaraş merkezi 10 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelenen depremler nedeniyle Kütahya'ya gelenler otellerde misafir ediliyor. Depremzedeler Kütahya Belediyesi koordinesinde otellere yerleştiriliyor. Bu kapsamda kente getirilen çok sayıda depremzede vatandaş Ilıca'daki termal otellerde misafir ediliyor. Belediye ve işletmecinin ortak girişimiyle deprem bölgesinden gelen vatandaşların 10 Şubat itibarıyla misafirliğinin başladığını aktaran Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık şu ana kadar 70 vatandaşın yerleştirildiğini söyledi. Belediyemizle işletmecimizin ortak girişimiyle deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın burada misafirliği başladı 10 Şubat tarihi itibariyle. 10 Mart'a kadar devam edecek. Aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 70 vatandaşımız yerleştirildi. Gelenleri de yine valilikte APAT koordinasyon merkezinde kayıtlarını yaptırdıktan sonra misafir etmeye devam edeceğiz. İyi ki kardeşimiz varmış, iyi ki burayı onarmış. İyi ki de böyle bir zamanda böyle bir insanlık görevini yerine getiriyor. Kendisine Kütahyalı hemşerilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Kütahya'daki birçok firmanın depremzedelere iş imkanı sunduğunu ifade eden otel işletmecisi Yavuz Özer, otelde çalışan 8 kişilik ekibinde Hatay'a giderek AFAD'da gönüllü olarak çalıştıklarını kaydetti. Hızlıca gelen misafirlerimizi biz otelde misafir ettiğimiz gibi aynı zamanda rutin hayata geçmek için de birçok Kütahya'dan firma işte iş imkanı, ev imkanı sunmuştur. Örneğin kendi şirketimize iki aile işte bir mutfak, bir teknik olmak üzere bilfil işe başladı. Normal düzenli hayatına geçti şu anda. Bunun haricinde birçok dışarıdan firmalar da destek vermektedir. Bizler de elimizden geldiğince bu zorlu süreçte vatanımıza, milletimize hizmet etmek için elimizden gelen çalışıyoruz. Gönüllü AFAD Kurtarma Ekibimiz Hatay'da orada gönüllü olarak çalışmaktadır. Hem Hatay'da yerinde hizmet vererek hem de otelimizde misafir ederekten üstümüze düşen borç bildiğimiz görevi yerine getirmeye çalışmaktayız. Hatay'ın İskenderun ilçesinden geldiklerini belirten depremzede kardeşler Ahmet ve Nuri Durur yaşadıkları korku dolu anları anlatarak tüm yetkililere teşekkürlerini ilettiler. Yani deprem anlatacak bir şey değil. Kendimizi nasıl dışarı attığımızı bir şey hatırlamıyoruz. Zaten bir anda oldu. Yerimizden hareket dahi edemedik. Duvardan duvara çarpıyordu. O kadar şiddetli bir deprem altında kaldık. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin. Allah'a şükürler can kaybımız bizim aile olarak yok. İyiyiz hepimiz. Hepsinden Allah razı olsun. Yani buraya Kütahya'da İskenderun'a, Antakya'ya özür dilerim. Antakya'ya bir ekip geldi. AFAD ekibi. O gelen AFAD ekibinin dönüşü sırasında tabii bizi aldılar buraya getirdiler. Daha çok şey bu ilgi bulduk yani. Ya, otel sahibi geliyor elimizi öpüyor. Bizi karşılıyor. Biz ne yapabiliriz diyor ya. O kadar peki mükemmel bir insan. Sayın Belediye Başkanı geldi. Herhangi bir şeyin ihtiyacın olursa hiç çekindirmeden bize bildirebilirsiniz diyorlar. Çok şükür hiçbir eksiğimiz olmadılar. Allah herkese böyle bir otel sahibi nasip etsin. İyi insan nasip etsin. Sayın Belediye Başkanları gerçekten artık biz gurur duyduk. Mutlu olduk. İnşallah buradan mutlu şekilde de bir döneriz. Kütahya halkına da çok teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden gelen depremzede vatandaşsa yaşadıkları durumun tarif edilemez olduğunu ifade etti. Çok büyük bir yani tarif edilemez bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Yani bu devletimiz, bu milletimiz yani olduktan sonra bu millet yıkılmaz. O gelen yardımlar, gelen şeyler bir nebze olsun yani 5-6 gündür insanlara nefes aldırdı. Biz de buraya geldik. Buraya gelince de böyle güzel insanlar, böyle temiz arkadaşlar, abiler görünce yani insan daha da şey oluyor. Biraz yani depremin şeyini yani azaltmaz, hafifletmez de bu tip şeyler görünce yani biraz mutlu oluyor. En azından unutuyoruz biraz. 5 dakika muhabbet ettim ben en azından yani içimdeki şeyleri. Yani rahatlıyorum. 6 gündür hiç konuşmuyorduk. Daha ben akşam baktım kendi şeyime bile. Çok zor. Allah yardım eylesin bu millete. Güzeller nereden geldi?